Günün ilk koşusunda benim önde önereceğim iki isim var. Bunlar 2 numaralı Canım Çıtır ve 5 numaralı Ayduru. 5 numaralı Ayduru yarın bence startla beraber liderliği alacaktır. Kendi temposunu belirleyeceğini düşünüyorum Nevzat Avcı idaresinde. Bir start avantajı da var. Mesafe 1900'lerde olsaydı bence bu isim için daha çok daha iyi olurdu. Bir tık daha uzun mesafeler daha da iyi koşuyor. Ancak bu mesafede de başarılı yarışları mevcut. Eğer ki viraja avanslı dönebilirse Ayduru zor durur. Benim favorim 5 numaralı Ayduru. Ancak en az onun kadar tuttuğum diğer isim de 2 numaralı Canım Çıtır. Eğer ki Ayduru viraj üzeri avans alamazsa Canım Çıtır onu düzlükte bir şekilde avlayacaktır diye düşünüyorum. İkinci ismim de Canım Çıtır. Ben bu iki ismin dışına pek çıkacağını sanmıyorum. Eğer ki oldu bir sürpriz olursa bir numaralı Altın Zere ve 4 numaralı Küşi'den beklerim. Ancak dediğim gibi bence bu iki isim çok önde. Ayduru avansı alabilirse Ayduru kazanır diye düşünüyorum. Alamazsa Canım Çıtır kazanır diye düşünüyorum. Günün ikinci koşusu 1600 kumda 4 yaşlı Arapların maiden mücadelesi. Benim buradaki favorim 4 numaralı Can Kara. 14 günlük bir arayla koşacak. Muharrem Can ekibisinin bir ismi. Kaliteli bir kan hattına sahip. Bence artık bu kan hattının hakkını verecek foruma girdiğini düşünüyorum. Ben bu yarışla maiden'a veda etmeye en yakın isim olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında 8 numaralı Mert Ova ilk iki yarışında Feyzullah Avcı idaresinde koştu. Artık iki yarışta gördü bence artık daha iyi durumda. Bir Kaizbert temsilcisi. Eğer ki yarın statla beraber öne de düşebilirse direne direne kazanabilir. Daha sonrasında iki isim daha önereceğim. Bunlardan birisi artık oynaya oynaya yıldığımız 10 numaralı Tresor ve diğeri de 6 numaralı Fırtına Makay. Yani Tugay Ilıcı bu isim için gelmiş. Yani mutlaka kazanacağına inandığı için gelmiştir. Benim bu koşu için tuttuğum 4 isim bu şekilde. Yani diğer atlardan da bakacak olursak çok bir performans göremiyoruz. Yani dolayısıyla fazla bir şey de demeye de açık bir yarış olmuyor. 4 yaşlı da yani neredeyse 5 yaşına girmiş maiden Arap atlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla yani performans odaklı biraz da beklenti odaklı yorumlar yapıyorum. Benim bu koşudaki tuttuğum 4 isim bu şekilde. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı zor bir 1300 çim Arap yarışıyla başlıyor. Ancak benim bu koşuda üstüne risk alınabileceğini düşündüğüm bir favorim var. Bu isim de 10 numaralı Musliha. Bir starttan çıkıyor. Halil Kaplan idaresinde bomboş kilo start alacak. Bariyerin dibini tutacak. Ve o bildiğimiz kısa sprintini tutturmaya çalışacak ki bence bu yarın için bunu başarabileceği bir grup yakalamış. Grup çok uygun. Benim çok net favorim 10 numaralı Musliha olacak. İdman pisti görüntüsünde beğendim. İdmanları da iyi görünüyor. Bence çim sezonuna hazır ki en sevdiği pist mesafede start alıyor. Benim çok çok net favorim 10 numaralı Musliha. Yanına at yazmak isteyenler için 12 numaralı Sarıdüz. Dişi ve 7 yaşında bir isim olsa da bu pist mesafeyi etkili koşuyor. Bomboş kilo start alacak. O da böyle kısa sprint atmayı sever. İki starttan çıkıyor. Start numarası çok güzel. Önlere yakın bir yer tutarsa çok etkili olabilir. Daha sonrasında 5 numaralı Köye Ası Demir. 7 numaralı Serkan'ın oğlu. Ve de 1 numaralı Dirlik benim daha geniş kuponlarda bulunması gerektiğini inandığım isimler. Benim ilk koşu, ilk altılı gayanın ilk ayağı hakkındaki görüşlerim bu şekilde. Altılı Ganyan'ın ikinci ayı aslında zor bir koşu. Şu açıdan zor bir koşu. Bazı isimler çim pistte ilk defa performans sergileyecek. Bazı isimler de mesafede ilk defa performans sergileyecek. Dolayısıyla birazcık yarışı karıştıran faktörler var. Her şeye rağmen benim favorim 4 numaralı oğlum Fırat olacak. Bir Papa Klem temsilcisi. Son maiden'dan çıkarken de banko önerdiğim bir isimdi. Son yarışını da ben beğendim. Hani kötü koşmadı.
Ki bence Çim'de daha iyi koşmasını beklediğim bir isim. Yarın muhtemelen Muharrem abiden liderliği alamayacaktır diye düşünüyorum. Muharrem abi öne çıkar. Onu yakın takip edip böyle düzlük üzerinde yapacağı ataklarla sonuca gitmeye çalışacaktır. Ben bunu yapabileceğini düşünüyorum. 4 numaralı oğlum Fırat benim favorim. Daha sonrasında tecrübeli isim 1 numaralı Muharrem abi. Eğer istediği tempoları kurarsa yarışı çalabilir. Böyle hani rölanti bir tempo kurup böyle bir anda viraja doğru bir anda yürüyüp böyle 3-4 boy avansı aldığı anda bitirebilir. Sonrasında 3 numaralı Cer Kutay diyeceğim. İlk yarışı muhteşem bir maidenından çıkarken muhteşem bir yarış yapmıştı. Süper bir sprint atmıştı. Daha sonrasında istenilen performansları birkaç yıldır gösteremiyor. Yani daha beklenti daha fazlaydı öyle söyleyeyim. 2 üçüncülük bir altıncılığı var ama beklenti daha yüksek gibiydi. Ancak ilk defa çıkacağı Çim pist ve mesafe Çim pistinde ben daha iyi bir yarış bekliyorum. Eğer ki önünde tempolar yükselirse sonlarda çok etkili gelebilir Cer Kutay. 2 numaralı Muriçka, 5 numaralı Çelik Kardeşler ve 6 numaralı Arjartay da bence kuponlarda bulunması gereken diğer isimler. Ben bu yarışta biraz zorlandım. Dediğim gibi yarışı karıştıran çok fazla faktör var. Çim pistte ilk defa çıkacak isimler var. Mesafeye ilk defa çıkacak isimler var. Dolayısıyla ben bu yarışı birazcık kalabalık tutma taraftarıyım. Performans Mart. At sindirimini ve performansını optimize etmek için tasarlanmış bir üründür. Doğal şeker kaynağıdır ve yenilebilirliği yüksektir. Yeme ve iştah problemi olan atlarda olumlu etkileri vardır. Performans Malt, atların enerji seviyesini yükseltir. Performans iyileşmesi sağlar. Bağırsak bakterilerini dengeler. Faydalı bakteri oranını arttırır. Galop ve yarış sonrası dokuların onarım sürecini kısaltır. Atın daha hızlı toparlanmasını sağlar. Fiyatı ve zengin içeriğiyle hem yetiştiricilerin hem atların dostu. Performans Malt. İyi sindirim, yüksek performans. Günün 5. koşusu 4 yukarı İngiliz handikap 15 handikap 14 mücadelesi. Dişi atların kendi arasında koşacağı bir yarış. Yani bu yarışta gidişat avantajı 2 numaralı Another Love'da gibi görünüyor. İdman pisti görüntüsünü de beğendim. Startla birlikte liderliği alacak. Ve de yani Santorini Göl. Bu da isim de zaman zaman startta kalabiliyor. Bazen çok çok geç çıkabiliyor. Yani Another Love'ın çok ciddi bir gidişat avantajı alma ihtimali var. Ben favori hanesinde 2 numaralı Another Love diyorum. Daha sonrasında 3 numaralı Queen of Street son yarışını çok beğendim. Önlere yakın gidip viraj üstü alacağı liderlikle direnerek kazanabilir. Daha sonrasında 2 isim daha önereceğim. Birisi 4 numaralı Luyubov. Takip isimlerimden birisi artık hani kıvama gelmek üzere. Ve de her ne kadar Çimi'nin daha iyi olduğunu düşünsem de kumda da başarılı yarışlar sergileyebilen 6 numaralı Tidy Woman benim tuttuğum diğer iki isim olacak. Anna Henrietta'yı ben 63 kilo tutmuyorum. Yani zaten Çim'de daha iyi koşan bir isim. Bir de 63 kilo koşuyor. O yüzden ben bugün için tutmuyorum. Derin Doğa yani tamam son yarışlarda iyi koşuyor ama ben bu ismi bir türlü beğenemedim son yarışlarında. Yani hep tabelanın içinde geziniyor ama sanki böyle zoraki geliyormuş gibi geliyor bana. O yüzden bugün için şans vermedim. Santorini Göl'e de şans vermeme sebebim yani ne zaman ne yapacak pek belli olmuyor. Startta da kalabilir yani. Çok geç de çıkabilir. O yüzden bugün için şans vermedim. Ki zaten eğer starttan iyi çıksa bile ben Another Love'un onu önde rahat bırakacağını düşünmüyorum. Queen of Street'te bir yerlerde tempoya girecektir. Dolayısıyla hani gidişatın da çok lehine gelişmeyeceğini düşünüyorum bu isim için. Bu koşuda yani 4 isim start alıyor.
kısa vade 9 sultan koşusu. Bir Pomerol temsilcisi var ki çok güçlü bir kanat anlattığına sahip bir isim. Bu isim 2 numaralı Goodwinner. Önlerde gitmeyi seven bir isim ama bugün tabii ondan daha seri bir Mirbey var. Yani Mirbey de artık 23. yarışına çıkacak. Yani ciddi anlamda çok fazla koşuyor. Bakıyorum tam bir ay içerisinde 4. yarışında start alacak. 2 Mart'tan bu yana tam 4. yarışı. 2 Nisan'a. 2 Mart'tan 2 Nisan'a tam 4. yarışı. Yani çok fazla koşuyor. Sabah akşam koşuyor. Ve de bir sentetik yapıyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Antalya, İzmir. Hani şehir şehirde gezerek koşuyor artık. Bence burada dama demek üzere at artık. Benim buradaki favorim 4 numaralı Draptor olacak. Ki risk almak isteyenler bence yalnız da bırakabilirler. Mirbey ve Goodwinner'ın tempoyu yükselteceği bu koşuda sonlardaki ataklarıyla ben 4 numaralı Draptor'ın kazanmasını bekliyorum. Rakip olarak önce 2 numaralı Goodwinner diyeceğim. Eğer ki risk almak istemiyorsanız kapatmaya kadar gidilebilecek bir yarış. Agent Knight da bir kurtel temsilcisiydi. Daha sonrasında el değiştirdi. İkinci yarışından sonra yanlış hatırlamıyorsam el değiştirdi. Son yarışında gösterişli bir yarış kazandı Saadettin Boyraz idaresinde. İdmanlarında da güzel görünüyor. Hani at bir değişime girmiş gibi. Bu yarışta da sürpriz arama noktasında yer verilebilir. Benim bu koşu hakkındaki görüşlerim bu şekilde. Günün 7. koşusunda Bankom 5 numaralı Sait de olacak. 72 günlük bir arası var ama at uzun zamandır idmanda, hatta bir çim yarışına deklar olup daha sonra yarış kuma alındığı için koşmamıştı. Koşudan çıkartılmıştı ilgilileri tarafından. Bugün için uygun bir grupta start alıyor. Zaten tam mesafesi 1200-1353 kilo gibi bir sıklet taşıyacak seri kısrak. 4 starttan Nevzat Avcı idaresinde çıkıyor ki ben yani bu isimlerin hepsinden daha seri bir isim zaten. Herkesin de bildiği üzere. Ben startla beraber liderliği alıp Nevzat Avcı'nın da iyi idaresiyle Beyaz Bayrak aynı yarışı bekliyorum Sayetta'dan. Benim gün üzerindeki bankom Sayetta olacak. Günün son ayağında 5 ve yukarı Arapların Handikap 15 yarışında ben 6 isim önereceğim. Bu isimlerden ilki 10 numaralı Gündüz Baba olacak ki son yarışında da çok ön planda ikinci isim olarak önermiştim. Ve o gün ciddi anlamda da bir sürprize imza atmıştı. 27 lira Ganyan'la Muharrem Ok idaresinde kazanmayı başarmıştı. Ben geçen yorumumda dediğimi aynı şekilde tekrarlıyorum. Bence bu at uzun zamandır olmadığı kadar iyi durumda. Bir önceki yarışında 1400'de Onur Yıldız'la Çakabey koşusunda koşarken özellikle notunu aldığım bir isimdi kendi grubunda iyi koşacak diye. Ki bir sonraki yarışında kazanarak beni de yanıltmadı. Ben hala iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Kilosu çok uygun. 1600 metre iyi koştuğu bir mesafe ki İzmir'in 1600 kumu için ben her zaman şey derim. İç kulvardan önlere kolay gelebilen isimler için çok avantajlı bir mesafe. Çünkü 1600 startı tam viraj üstü olduğu için dışlardan çıkış yapan ve sprinter isimlerse, eğer ki startı ağır alan isimler, çok ciddi avantaj kaybediyorlar. Çok gerilerde kalıyorlar. Dolayısıyla Gündüz Baba'nın kulvar avantajı da var, kilo avantajı da var ve bence iyi de durumda. Benim favorim 10 numaralı Gündüz Baba. Daha sonrasında son yarışını çok beğendiğim 11 numaralı Faranelli, ki idman pisti görüntüsünü de çok beğendim bu ismin. Son yarışında da notlarım arasına giren bir isimdi. Yarın için Ali Can İnci ile 50 kilo start alacak. Benim ikinci şanslı ismim 11 numaralı Faranelli olacak. Daha sonrasında 3 numaralı Canım Babam. 4 numaralı Alaçatı Ağası. Aradan sonra yarışlar gören 6 numaralı Oğlum Mutlu ve idman pisti görüntüsünü beğendiğim 15 numaralı Eyvah İnci Yunus tuttuğum diğer isimler.